Bu testere Büyükkale Kuzeybatı Yamacı'nda ki kazdığımız bir Galata dönemine ait bir büyük binada bulunmuş. Bu binanın kullanımı yaklaşık 2200 belki 2250 yıldan önce tekabül ediyor veya kullanılmıştır. ve normalde bu döneme ait bir testere bulunması çok yani ilginç bir şey. Biraz bir araştırma yaptık. Çok fazla örneği yok. Daha sonraki Roma dönemlere ait birkaç tane örnek böyle tespit edebildik. Fakat o döneme ait yani milattan önce 3. yüzyıla ait bir testere henüz Anadolu'da en azından görülmemiş galiba. Eserimizden sadece testerin kendisi kalmış ama aslında şuradaki deliklerden anladığımız kadarıyla bunun üzerinde böyle belki yarım daire şeklinde bir tutamak olduğu düşünmek lazım ahşaptan. Böylece dönemin marangoz arkadaşı bunu böyle hareket ettirerek kullanmış olabilir. Ve ilginç bir şey daha var, bir unsur benim gözüme ilişen. Biraz detaylı incelediğimiz zaman, özellikle testerinin dişlere vesaire baktığımız zaman, modern veya en azından yakın çağlara kadar kullanılan araç gereçlere çok yakın olduğu söylenebilir. Demiri biraz kalın ama onun dışında çok aynı tarzda olduğu, yani insan işleyen bir aracı bir daha kolay kolay değiştirmediğini görüyoruz bununla birlikte. Boğazköy'de 1970'li yıllarında aşağı şehirdeki kazılarda daha büyük bir Hitit döneme ait bir testere bulunmuş. Bu yaklaşık yani 1 metreden uzun herhalde doğru hatırlıyorsam. Şu anda Çorum Müzesi'nde muhafaza ediliyor, sergileniyor. Bununla birlikte bu bölgede yani biz İç Anadolu ile Karadeniz bölgesinin kesiştiği noktadayız. Ağaç işlemenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Her dönemde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda biraz üzücü olarak söylemek gerekiyor ki kazılarda, arkeolojik verilerde neyin görmediğimizi görmüş oluyoruz. Yani bütün bu testereyle veya Hitit testeresiyle kesilen ağaçları, yapılan ağaç işlerinin hiçbir izi yok maalesef günümüze korunan. Dolayısıyla bu eserlerin sayesinde kültürlerinin, o dönemin kültürlerinin sadece küçük bir kısmını görmüş olduğumuzu hatırlamış oluyoruz.